Sevgili arkadaşlar, bir kez daha hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Cities Skylines 2 serimize devam ediyoruz. Şimdi önceki bölümde burada ofis bölümümüzü başlatmıştık. Ofis bölgemizi başlatmıştık. Biraz aralara şey ekleyeceğimi de söylemiştim. Commercial'lar ekleyeceğimi de söylemiştim. Buraları genişleterek onunla devam edeceğiz ama bu bölümde her şeyden evvel gözden geçirmem gereken birkaç tane mevzu vardı. Not almışım, küçük küçük hızlıca çözülebilecek. Mesela bunlardan bir tanesi Telekom. Hemen şöyle bastığımda aa yok ya, coverage'ımız gayet iyiymiş. Ama ha pardon, dur, bu posta ofisi. Tamam dur. İnternetimizle alakalı sıkıntımız var arkadaşlar. İnternet hızlı değilse yani ben başta olmak üzere kimse mutlu değil. Burada bir benim radyom zaten var. Bunu upgrade ettiğimde iki upgrade'ini de yaptığımda sanıyorum biraz daha değerli top... yemedi. Yetmedi. O zaman dur bakayım, bir tane de burada var aslında. Bunu bu zaten upgrade'liymiş. O zaman şey yapacağız ya. Bu zaten burada şey gibi. Hatta burayı bir tık güzelleştirerek yapmaya çalışayım mı diyeceğim ama kontroller gözükse diyeceğim. Bunu yok et. Bunu da yok et. Şöyle yalandan şey yapacağım. Şunu kapatabilirim. Tam böyle ortadan gelsin. Şöyle alacağım yolu. Daha doğal gözüksün diye. Yani burası bir tık tepeymişçesine. Aslında tepe haline de getirebilirdim ama o kadar uğraşmayacağım şeyle. Şuraya devasa bir telekom kulesi diktiğimde. Evet. Telekom problemini böyle çözmüş olabilirim. Burada notlarımdan da kaldırabilirim. İnternet hızımız daha değerli toplu ve yüksek hız haline gelecek. Mesela +2'ymiş. +3'e bile çıkmasını bekliyorum ben orada. Reliable Internet Service'in. Çıkmadı. Yetmedi mi ya? Yoksa burası şeyi. Bir dakika dur. Onu bir kontrol edeyim. Aa hala da bunun upgrade'i yok değil mi? Hakikaten ben bunun tam şöyle baktığımda, elimde bina varken baktığımda şey gözükmüyor. Buradaki yani nüfus yoğunluğu çok yüksek diye muhtemelen böyle bir durum ortaya çıkıyor. O zaman bunun yanına bir de şuradan bir bakayım. Upgrade'lerde benim telekom kısmında post sorting facility server farm. Server farm network capacity. Tamam. Bir tane server şeyi yapacağım. Binası yapacağım. Çok büyükmüş. Dedim şuraya falan alırım ama snapping gibi kapat. Road required. Onda bir sıkıntımız yok. Girişinin nerede olduğunu bir görebilirsem. Ha şu taraf. Olur. Şunu bir düzgün yapayım da. Şunu çok az bir yerini değiştireceğim. Şuradan geçer yol diye tahmin ediyorum. Gerçekten mi ya? Oğlum. Ne masraf çıkarttık. Güzel bir şey yapalım derken kendi kendimize zorladık yani. Ama bu bölge kötü de olmadı. Burada böyle bir ayrı bir kampüs gibi oldu. Şuradan da hatta bir yol daha şöyle geçersem. Falan filan. Şöyle baktığımızda şu anda telekom konusunda hiçbir sıkıntımız kalmamış olmalı. Çılgınlar gibi. Hem
coverage'ımız yüksek hem de şey yüksek. Bu 3'e 4'e falan çıkmıştır. Reliable Internet Service artı 3. Gerçekten mi ya? Happy Topa artı 3 mü? 20 falan olması lazım. Burada kaç gigabit internet var şu an? Haberiniz var mı? Neyse. Nankör anacım bunlar falan diyormuşum. Aha, onun dışında bak tam bakacağım şeylerden bir tanesi de şey hizmetleriydi. Cenaze hizmetleriydi. Şöyle hemen bakayım. Neler var neler yok sağda solda. O sadece iki tane şeyim var. Okay. Şunların upgrade'i var mı? Var. Oo, tamamı neredeyse kullanılıyor. Refrigerator extension. Bunu yapalım. Hearth garage. Onu sığdıramadık. Additional incinerator da ekleyelim. Daha fazla araçca ihtiyacımız da olacak. Şöyle bir şey denesem. Bunu buradan kaldırayım, şöyle kenara alayım. Bunun yanına da garaj. Ha, illaki şey istiyorsun. Sığmayacaksın değil mi sen hiçbir şekilde? Ne demek sığmayacağım ya? Dur burada... Şimdi hatırladım. Buraya zaten servisleri şey yapma adına... Genişletme ihtiyacı olması durumuna karşın... iki tane bile yapılır. Güzel. Toplam 20 tane araç. Güzel. Bu ihtiyaç da gayet yetişebilecek. Bu tarafta ekstra bir şey yapabiliyor muyum? Temple. Ayrı yer yapılıyor. Bu da ayrı yer yapılıyor. Bu da ayrı yer yapılıyor. Bununla alakalı ekstra bir şey yapamıyoruz. Sıkıntı değil. Zaten yetiyor buranın şeyi. Yetecektir diye tahmin ediyorum. O şeyini daha kolay nasıl kontrol ederim ya? Bir dakika şöyle bakalım. Ha, crematorium availability 124'de 170. Okey. Tek başına yetiyor zaten ya. Oldu. Bunu da ayarlamış oldum. Mezarlık servislerine bak demişim kendi kendime. Ha bir de şey diye. Bu köprüleri güzelleştirme şansım var benim. Upgrade edeceksin. Bu olmadı. Bu da çok çirkinmiş. Gerçekten mi ya? Hadi en azından alttan bu geçsin. Bizim buralar su baskını, buradaki su baskını yavaş yavaş geçiyor arkadaşlar. Hani merak eden varsa önceki bölümde yaşadığımız şey. Gerçi buradan tam geçecek mi emin değilim ama yani buralar da doluydu. Oralar geçti. Şu an hiçbir şey su altında falan değil diye bunun glitch olduğunu vesaire de varsayıyorum. Şimdi çok da üzerinde durmayacağım. Gerçekten ona çok da fazla yapabileceğim bir şey yok. Orayı yaptık. Bir de mesela şurada. Ha, bunu zaten yapmışım daha önceki bölümlerde. Ha, şu köprüye. Şöyle daha da... Hani... Ekstradan şeridi de artacak, şerit sayısı da artacak. İhtiyaç olmasa da güzel gözüksün diye böyle bir şey yapmak istedim. Şuradaki köprüye de böyle iyice büyük bir şey yapabiliyor muyum? Ne bu? Golden Gate Bridge. Ha, direkt Golden Gate Bridge'i koymuşlar. Oha. Eight-line direct... Ya bu kadar büyük şey yapmayacağım tabii de. Şöyle bir minik buna da ihtiyaç olabilir. Yemiyor ama. Aa, bayağı yapamıyorum buraya. Ya, distance short falan diye bir şey yok abi. Yani, yani. Bu böyle olacak bir köprü değil normal şartlarda ama. Wooden covered bridge. Şey yaparak geçebilir miyim buradan ya?
Neyse. Böyle olsun şimdilik. Ne ses çıktı be bu arada. Okey. Bunu da ayarladım. En azından köprüleri de elden bir geçir. Düzgün gözüksünler falan demişim. Yani geçişlerini hızlandırdığımız bir dünyamız da oldu aslında. Böyle ilgili bir sıkıntı yok. Ama oraya geçmene gerek yoktu. Buradan zaten sağa dönebiliyordun. Orta şeritten devam yani. Neyse. Trafik yapay zekasına da takılmayacağım arkadaşlar. Yani takılıyorum da takılmamak için kendimi zorluyorum diyeyim yani. Yol durumlarına da bakayım. Şöyle baktığımda tamam gayet güzel hizmet veriyor bizim road maintenance depomuz. Bahar geldi bu arada. Yavaştan artık şeyler de açılacaktır diye tahmin ediyorum. Kar da açılacaktır diye tahmin ediyorum. O zaman kaldığımız yerde ha bir de şey bakacağım arkadaşlar. Son olarak. Oo. Kullanıma bak. %104. Bir dakika. Şehir dışından gelen yok giden var. Araç sayısını 2 tane arttırsam olabilir. Bir de aslında madem şehir dışına da gidişler vesaireler falan arttı. Gelişler de keza artmıştır. Çünkü gelirken de dolu geliyorlar. Gördüğünüz üzere buradan alıp. Bakın burada 80 kişi bırakacak. Yanında 80 kişi alacak diye tahmin ediyorum. Şuradan ayrıldığında da... Evet. Arkadaşlar bir tane belki de tramvay tarafına girişim vardı ilk etapta aslında burada. Şu bulvarı elden geçireyim diyordum ama bir tane yolcu treni yapmanın vakti geldi. Şehir dışından otobüsle değil trenle getirir götürürüz insanları. Bunun ne upgrade'leri varmış? Ekstra platform, istasyon servisleri, yeraltı diyorum, metro ve taksi. Okey. Şimdi hattımız da burada. Ya buradaki trafiği de azaltmak adına şey de olacaktır. Okey. Net bizim yolcu treni tarafına bir giriş yapmamız gerekiyor. Başka hızlıca bakacağım bir şey var mıymış? Ona bir bakayım. Yok. Gözüken yok. Şurada olduğuna göre, gerçi buradan yerin altına almışız. Buraya koymak. Bir de şehre yak... Buraya alışveriş alanında yapacağımız için şehir dışından çok net. Bu bölgeyi yapıyoruz arkadaşlar şeyi. Dur bakayım. Tren istasyonu. Bir şey diyeyim mi? Net de oturur buraya. Hemen şöyle bir... Niye uzatınca bozuluyor ben onu anlamıyorum. Şunu da kapat. Çok ilginç. Neyse. Zaten orayı bozacağı çok barizdi. Neyse tamam. O zont kısmında da takılmayacağım. Odaklan, devam et. Bu çok ileride olmuş. Böyle varsaydığımda aslında şöyle bakarak... Yapsam, tamam. Bakın buradan böyle çekeceğim. Buraya kadar geldim yetecek. Şurası en azından düzgün olaydı. Şunu kapat. Olur. Onlar kapalı. Şu son grid devam etsin. Neyse. Böyle yerleştirdiğimde oradan o şekilde ayarlanır. Buradan da
Şöyle de ayarlayabilirim sanki. Şimdi şuraya baktığımda ikili olanı alacaksın. Çok güzel giriyor buradan. Şunu birazcık daha uzat. Ya da dur şöyle uzat. Şöyle geldi miydi? Şuradan da şöyle gel. Ardından bunu, hatta dur, direkt şöyle bir şey bile yapabilirim. Lan niye bağlanmadın? Şöyle bağlanır buraya. Buradaki problem ne? Jack not connected mı? Ha. Şey mi var? Curb too tight diyormuş. Fark etmedim onu. No. Oğlum building'i değil. Çok güzel. Böyle bağlarız, sıkıntı değil. Şunu kapat. Kompleksle yapalım. Pırıl pırıl oldu bu sefer. Buradan da şöyle uzun gel. İkisi net birleşsin. Şuradan yolu da bağlayabilirim. Neyse tam düzgün olmuyormuş gibi hissediyorum da. Problem de değil. Neyse. Şuradan da şey çekmişim. Şimdi buradan buna bağlamak biraz daha zor olabilir. Daha dar bir alanım var. Daha kısa bir alanım var. En net nereden ben burada... Too tight diyor. Artık demiyor olması lazım. Niye overlapping diyorsun birader? Yanlış şeyi tutuyormuşum çünkü. Bir
şey diyeyim mi? Zannettiğimden daha kolay yerleştik. Bunu da böyle al. Geçmiş olsun. Gayet de güzel yerleştik. Bunda upgrade'lerine bakayım. Station service, small shops, restaurant, kiosks. Az önce çıkartacağız. İnkezek çektiğimiz oldu. Yaptık. Taksi durakları. Extra platform. Tamam. Başka bir şey gerek bile yokmuş. Şimdi buradan tabii ki artık passenger railway, cargo railway, passenger railway. Bir sürü de şey var. Şu ilkinden başlayalım. Buraya git. Oraya gitme, dur. Yolu kaybettim. Ha, şurada. Şuraya git. Clotier diye bir yer. Ondan sonra Clotier'den de buraya gel. Bir tane de burada başla. Tam tersi yöne. 3 tane yer varmış. 3 hat yapacağız. Buradan Fort Johnson'a git. Fort Johnson'dan da tekrar şunu seçiyoruz değil mi? Complete route. Güzel. Farklı yerler mi diye bakıyorum da. Yok, tamam. Hadi şu üçüncüsüne git. Bir tane de buradan başlat. Burası neresi? Gilling. Gilling'e gel. Üçüncüsü de bu. Trenlere gir. Public Transport Train Line. İki stop. Kaç trenleri var bunların? İlk birer tane yap hepsine. Kişi taşıyabiliyorlar zaten. Yani şehir dışından o kadar insan getirdikleri dünyada zaten pırıl pırıl iş yapılır. Ben şimdi tabii bunun etrafını da bir şey yapmam gerekecek. Onlar biraz çalışa dursun. Nasıl bir geleceği olduğunu biz görelim onların. Burada şey yapılır. Dümdüz şöyle geç. Şuradan da yoldan buraya bağla. Çok saçma. Yani bu bozmadan şuraları düzeltmiş olduk. Güzel. Aklıma takılacaktı ya. Bu zonların düzgün çalışmama mevzusu beni gerçekten bazen geriyor. Mesele değil. Orayı şöyle çözeriz. Hayır, şey yapacağım. Tamam, burası zaten güzelleştirmek adına burayı kullanacağım. Hatta hemen şöyle şeyleri karşılayabiliriz. Small Plaza yemiyor mu? Small Park? Olur. Bir tane bu tarafa, bir tane bu tarafa. Daha ortalayalım bunu. Etrafına ağaç falan yaparız. Neyse, dursun şimdilik. O kadar detayına girmeye gerek yok. Hemen şuralara
boylu boyunca yapabilirim ya. İyi olmasın. Buradan da böyle bir geliş olacak. Burada benim ekstra bir şeye ihtiyacım var mı diye bakıyorum da yap bunu böyle. Tamamdır. Yol şeylerine geri dönüş yapabilirim. Şuradan bunu yapınca bozduk. Olanı bozmayalım ya. Yok, her türlü bozacağız. Kaçarı yok. Bir yerlerde bir şeyleri yanlış yapmışız. Şuraya kadar çok iyi geldi. Böyle de ayarlayabiliriz. Şuraları da üç tane büyük şey yapabiliriz. Buraya henüz daha gelen trenler olmadı mı ya? 24 passenger falan diyor. İlk turlarını atsınlar da. Oy oy oy. Burada çok ciddi şey artışı var. Bu arada otobüslerle alakalı şeye de girelim. 414'le bu da kullanılıyor. Çok dolu olan bir yer var mı? Yok. 80'den fazla bir şey olduğu zaman ekstra bir... Ha, tam... Bu tam dolu geliyor. Tam dolu gidiyor. Arkadan gelen amalları götürüyor onu ya. Tam kapasite çalışıyor gibi gözüküyor burası. Bu arada şeyi de kontrol etmek lazım. Otobüs durağım benim bu muydu? Park maintenance. Post office. Road maintenance. Bus depo. 35'in 35'ini de kullanıyormuşuz. 5 tane daha falan ekleyebiliyor olsaydık. Gerçekten kaç o... 9, 17, 24, 29, 35. Tamamını kullanıyoruz hakikaten. Şunu artık bence azaltabilirim ama. Şeyi kullansınlar, treni kullansınlar diyeceğim de şeyi bağlamadık. Asaf diye bir bölgeye gitmiyoruz. Asaf neresiydi bir dakika. Buraya... Ha, Clotier diye bir. Ha, Asaf'a istesek de şey yapamıyoruz. Üzdü. Daha büyük otobüsümüz var mıydı bizim ya? Ben hep otomatik var olan otobüsler üzerinden gittim. Mesela şu detay için bas elektrik bas. Aa. Yani elektrik bas zannetmiyorum şeyinin daha fazla olduğunu. Kapasitesinin daha fazla olduğunu. Bu da problem nedir? No vehicle. Evet. Buradan bunu taşıyıp da... Böylesi daha iyi olmuş olabilir. Biraz daha genişletmiş olduk bu şeyimize. Şunu da düzgün bağlayalım. Güzel. Otobüs depomuz da genişlemiş oldu. Böyle alakalı bir sıkıntımız yok. Tamam, ben o çok güzel de buralar yerleşmeye, şekillenmeye başladı. Şuradan şöyle bir
bozacağız değil mi? Şuradan. Uzatalım. Çok güzel. Şöyle yaparız. Benim ofise mi daha fazla ihtiyacım var burada? Sanki etrafında... Hadi bir ofis daha buraya büyük yapılır. Ama diğer taraflara... Şöyle... Alışveriş bölgeleri olarak ayarlarız. Bu arada bunlara da kimse kurulmuyor niyeyse. İhtiyaç olmasına rağmen. Problem nedir? Bir daha şey yapalım. Tamam şey yanına kurulmuyormuş. Olur. Ne yapalım? Onu da öyle kabul ederiz. Şöyle bir şey yapsak. Bir ofis daha da. İhtiyacımız var diye biraz daha fazladan ofiste ekledim. İlk düşündüğümün aksine ama. Şuraları da. Şöyle alalım. Şimdi umuyorum ki. Hiçbir şeyi yıkmadan alır. Böyle yolu tamamlamış olduk. Şuradan da buraya geçelim. Buradan da böyle hatta direkt buna bağlayalım. Buraya başka bir şey için kullanıyorum. Tamamdır. Otobüs hatlarını bir daha bir kontrol edeyim. 131 var diyor ama zaman içerisinde azalacaktır onun şeyi. De bunlara bakayım. 182 passenger. 177 taşıyor bu. Tamam, tek başına yetiyor ya. Ya da 2'ye çıkartsam mı sayısını? Zaten hiç ihtiyaç yok. Okey. Burada şöyle baktığımda da şeye ihtiyacım olacak ama. Ekstra bir ulan. Otobüs hatlarıma bir baksam ya. Buranın yakınından geçen hiç otobüs hattı yok mu ya? Bizim her halükarda şöyle bir şeye ihtiyacımız olacak. Şuradan direkt stop sign bir tane buraya koyalım. Kısa bir otobüs hattı arkadaşlar. Sadece ofis bölgesine giden. Aktarma yapıp insanlar burada gelecekler. Şöyle bir ring at. Dört araca ihtiyaç var mı? Üç diyelim şimdilik.
Hatta 2 bile desek yeter ya. Ne kadar hareket ederlerse o kadar şey. Ya tramvayı aslında bayağı buraya kadar getirdiğimiz bir şey olması gerekecek de. Dediğim gibi tramvay için ya ben şurayı da bir, toptan bir revize edesim var. Buraya bu bulvarı. Ama nasıl bir revize yapabilirim? Yani dümdüz şeyin upgrade'ini yapmak. Eight lane divided road mu? Ay maşallah. Yok 8 şeye gerek yok. 6 lane olsa yeter. Hiçbir şeyi patlatmadan böyle götürebiliyor olsam. Falan filan. Neyse. Ben şurada yeni yaptığım yolların tiplerini bir ayarlayayım. Öyle bir projemiz de olacak. Özetle. Şurada da bunlar varlar. Kaldırıyorum bu arada. Güzel. Başka şu yollar. Hani otobüs şeyi olduğu için orada. Yok. Dur, bu kadar kalabalık olmasına rağmen gerçekten parkın çok az kullanılıyor olması ilginç. Şöyle şuraları acaba neyle doldursam? Sanki birazcık daha ofis yer buralar ya. Güzel bir ufuk çizgisi de oluşturuyoruz yavaş yavaş. Şurayı da şöyle doldurayım. Hatta karşısında da aynı şekil. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunlar tamam. Bizim burada bir sıkışıklığımız vardı. O sıkışıklık ne durumda? Güzel, daha değerli toplu hale gelmiş. Işık yandığı zaman muhtemelen temizlenecek burası. Yani ışığı öyle bir ayarlamışlar ki sola dönüşler... ile şuradaki düz geçiş birbirini şey yapıyor gibiydi. Bak şimdi bunlar sola dönebiliyorlarken bunlar da ileri geçmeye çalışıyorlar. O tabii yani modla çok customize edebildiğimiz bir dünya gelene kadar olmayacak maalesef o. No car access mi? Sen nesin ki? Vay, bazı binaların arkadan da böyle bir giriş şeyi var. Ona benim yapabileceğim bir şey yok. Bu zonlanmış bir bölge değil mi burası? Evet. Yani. Çok yapabileceğim bir şey yok ona. Şurada da mı aynı problem var? Yok, hayır, o başka bir şeymiş. Güzel. Hoş. Şöyle baktığımda biraz da şu kısma doğru da bir gelip şurayı da artık bir doldurmak üzerine bakalım. Bu yol tamamen böyle geldiğini varsaysak sonunda bu arada yeşil lendi dünyamız. Şöyle yapalım. Olmaz öyle. Şey olmasını istiyorum yani net bir biçimde alanımız da varken.
Tamam, orası madem öyle kalsın, ne yapayım? Yaparız, yaparız onu. Şöyle bir şey yapılabilir. Daha derin olduğunda, bunu da belki 2,5 metreye çıkarttığımızda böyle böldük mü? Bence gayet de böldük. Orada bir bug oldu, bir saniye. Gelebildiğim kadar da geldim mi? Çok da güzel oldu. Şöyle yapalım. Biraz şimdi bunları böyle bir oynatarak falan. Şey gözükmeyen, doğal gözükmeyen yerlerini düzeltmeye çalışıyorum. Bir kez daha şuna gireceğim. Şöyle seçeceğim. Buraları böyle aşağıya alacağım. Pırıl pırıl da oldu. Stuff'ın gerekiyor mu buralara? Gerek yok. Tamamdır. Şimdi bu yolu hepsini aç, şunu kapat, bunu kapat. Tam 90 derece olmadı o. Ha, bu kadar en fazla oluyormuş. Peki. Buradan buraya bağlamak mantıksız değil. Şöyle gelsin bu da. Buradan şey yapmak istiyorum ya. Maksimum buraya kadar gelsin. Burayı ağaçlarla. Aldar ağaçları olsun. Şunu küçült biraz. Bunu da %100 al. Ya da dur. 2-3 farklı şey olsun. Bu bir. Şu ne ağacı? Spruce. Araları bunlardan da atalım. Araya bir de hadi ok koyalım. Meşe olsun. Şuralara da yerleştirebiliriz biraz. Poplar gelsin. Spruce da biraz aralara karışsın. Keza bu tarafa da aynılarını yapalım. Onlar büyüdüğü zaman daha şey de olacaktır. Şuradan ekstra buranın şeyiyle alakalı sıkıntım var. Bir saniye, burayı bir kapatalım. Şöyle bir bakayım buraya. Yo, düz gözüküyor. Şundan ötürü mü? O da ilginçmiş. Ha, 2,5 metreye çekmişiz. Tamam, pardon. Yaptığım yolların
Yükseltisini kapamayı unutmuşum. Bazı yollar bir garip olmuş olabilir o yüzden. Öyle olsun, bir şey olmaz. Başka böyle bir yol var mı? Şöyle baktığımda genel düzmüş gibi duruyor. O zaman bir de şuradan şöyle. Tam bağlayamayacağım sanıyorum. Şuradan. Böyle de ayıralım. Olur. Şuralara. Bunları yerleştirebilirim. Buraları birazcık ev yapsam mı ya? Şey yapmak. Yok ya. Low density olanları buraya yapacağım. Nehir kenarında çok yüksek yapılar kurulmasın. Hatta hadi bunları da aynı şekilde yapayım. Ama buradan sonrasında normal doldur. Bayağı alışveriş şeyleri yapılmış oldu. Baktığımızda da hakikaten buranın şeyi artık daha derli toplu da gözüküyor. Şöyle bakın. Gönlüme yattı. Şu yeni binalarda yapıldığı zaman daha anlaşılacaktır diye tahmin ediyorum buranın kıymeti. Bu esnada bunlar yapıla dursun. Ben şeye bakayım. Ulan bu. Trafik sıkışmış. Siz niye ilerlemiyorsunuz mesela mantık olarak? Sizin burada durmamanız gerekiyor. Alo. Çok güzel. Yani buradaki sıkışıklığın hiçbir mantığı yok. Gördüğünüz üzere. Yolu yıkıp yapınca tekrar bir kendine geldi. Mi acaba? Burada şey mi var? Işık mı var? Kapat ışığı. Stop sign'ı koysam. Evet, dur işareti yeterli. Açıldı tekrar burası. Peki. Burada ciddi bir azalma var. Tekrar bunu düşürebilirsin biraz. Ticket price'ını da arttır ya bunun. Tren kullansınlar kardeşim. Ha, tren demişken sizin de durmasınız 128 çok az kullanılıyor. Zaten bir tane ama şey var. Dolayısıyla çok büyük problem değil. Kaç kişiyle gidiyorsun? 189 kişiyle gidiyorsun. Tekrar burada 46 kişi falan filan bekliyor. Sende durum nedir? Bekleyen 11. Burada bekleyen 58. Güzel. Daha da çekici hale getirirsem ben burayı. Gerçi daha çekici hale getirmek için. Ha, dur bakayım. Yeni bir şeyler de açamadık değil mi ya? Daha büyütmemiz gerekiyor. Büyüteceğiz. Şehri daha da büyüteceğiz. Şey neredeydi ya? Sanki parklarda mıydı? Ha, landmarklar. Indoor recreation. Şöyle bir şey falan mı koysak buraları bir yerlere? Şu bölgeyi aslında
Neydi açtım az evvel? Şurada mıydı ha? National Gallery Art. Çok büyük. Wheel yapılabilir. Tam boyutuna bir baksam. Şuraya sığar mı ya? Grand Hotel. Aa, Grand Hotel. Towering Monument. Rest of Time. O kadar küçük bir şey de istemiyorum. Bu neymiş? Namdaemun. Neymiş ya? Bu çok buraya uyacak bir şey değil. Botanik bahçesi. Botanik bahçesi de çok uymaz gibi ya. National Diet. Tokyo'daymış. Bell Tower of Xi'an. Yeni şeyler eklenmesi lazım. Finlandiya'daki şu kule buraya cuk oturur. Sevgili arkadaşlar, şuradan bunları kaldıracağım. Bir yıkalım şunları. Şunu da kapatacağım. Hatta bunu da kaldır. Şunu da kaldırdığımda buradan tam buraya oturacak bir şey oldu. Başka ne yararı vardı bunun? Sadece attractiveness'ı arttırıyor. Turizme yararı oluyor mu bunun? Var mı turizm şeyimiz? Workplace. Population'ımız ne durumda ya? Ona da bakarız da. Hah, turizm. Evet. Bakın, turist çeken pek çok noktamız var. İnanılmaz çeken şeyler değiller ama şu biraz arttıracaktır muhtemelen. Evet, şehrin çekiciliği arttı. Sırf bunun sayesinde. Ne kadar kârdayız? Oo, güzel. 426 bin. Bunun aylık 480 bin giderinin olması birazcık çok ama işte evet. Etrafı da bayağı bir turistlere çekici hale getirdi. Bir dünyada alışveriş yapılacak yer de var etrafında. Buradaki şeylerin küçük olmasından çok memnun değilim gibi hissediyorum şu an. Bunları kaldır. Kaldırmakla uğraşmaya gerek yok. Şöyle yaptık mıydı? Large density olsun. Orada low density olanlar çok bir işe yaramadılar. Sizlerin zenginlikleri vesaireleri falan ne durumda? Güzel, artıyor. Şuradan şöyle şeyler de bakabiliyoruz arkadaşlar. Mesela company profitability, yani şirketin karlılığı, şirketlerin karlılığı. Bunlar burada büyük oranda karlı işletmeler var. Buralarda çok öyle değil durum. Sen nasıl? Sen niye karlı değilsin ya? Yok, gayet de karlısın halbuki. 5. seviyeye kadar gelmişsin. Olur olur. Hiç ellemeye gerek yok. Buradaki problem nedir? Abandoned. Peki. Bir yandan da biraz daha dur, şeye bakalım. İşsizlik ne durumda? %3.2. Hakikaten işe biraz ihtiyaç var. Yüksek kiralı. Aa, şu bölgeyi de hem nüfusumuza katkısı olsun. Burada bir dertlik dert var. Böyle olmaması gerekiyor bunların. Yani Allah abi. Şöyle almaya çalışsam. Buraları da
Medium density yapmak istemiyorum ya. Low density'den devam edeceğim. Çok düzgün de olduğunu iddia edemeyeceğim buraların ama boş durmasından iyidir. Şurayı da şöyle bir çekelim. Şuraya bir tane park bile sığdırırım. Çocuk park olsun orada da. Burayı da böylece doldurmuş olduk. Hala Hearst konusunda sıkıntı mı var ya? Yetişemiyor muyuz ya? Ney? Niye sıfır etindi bu? Bug mı oldu? Doluydu. Birden hem boşaldı ya da belki de şey tamamlandı. Bilmiyorum. Ha tekrar geldi gibi. Varmış bir sıkıntı belli ki. Okey. Benim şurada bir elektriğe bakayım. Üretimimiz çok yüksek. Su konusunda bir durumdayız. Üretimimiz gayet iyi. Şuradan baktığımızda evet, health coverage ile alakalı şeyimiz var. Buraya bir şunun kapasitesini falan arttırmayı denesem. Daha makul geliyor. Yani hasta kapasitesi konusunda bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla şeyden devam edeceğim. Şöyle bir bakayım. Upgrade ettik orada. Burada da upgrade edersem. Burada zaten upgrade etmişiz. Ha şurada da bir tane var. Okey. High taxes diyor. Buraya bir tane... Bu arada... Böyle yaptık ama... Ha burası temizlenmiş mi? Temizlenmiş. Şunu... Yıksam... Aşağı doğru mu gidecek o su? Tekrar su mu basacak bilmiyorum. Neyse kaldırıp şey yapalım. Çirkin çünkü gözüküyor. Geçici olarak da olsa problemi çözeyim diye yaptık bunları. Bir problemimiz artık yok. Şuradan bir de şeye de bakmak istiyorum. En son yaptığım bus line'da... Burada çok bekleyen var. 4'e çıkartalım sayısını. Burası neresiymiş ya? Bu kadar. Ha tamam buradan bekliyorlar. Bu da zaten ilk şey. Burayla alakalı sıkıntımız kaldı mı? Yok sayılır. O trafik sıkışıklığı döneminde çok ciddi problem oldu orada. Burası %100 de kullanılıyor. Bir tane daha ekleyelim. 72, 88, 121, 65... bir tane daha da ekleyebiliriz ya. Şurayı nasıl doldururum diye bakıyorum da. Şöyle bir şey yapılabilir. Çok yürüyorlar buradan. Görecek olan buradan giriş yapar. Şurada iki tane geçiş olmasına
Böyle daha iyi gözüktü gözüme. Beceremedim. Tamam. Daha kötü oldu böyle ya. İlk yaptığım daha iyiydi. Buradan böyle gelsin. Şuradan da bir de şeyi kapatacağım. Bir tanesini kapasam yeterli. Geçerken buradan geçersiniz. Epey insan da o tarafa yürüyor. Buranın belki de şeyini arttırabilirim. Kapasitesini arttırabilirim. İki şerit geliyorlar. Tek şeride düşüyorlar ya. Nasıl ama? Ayarlayacağım bu arada. Öyle bu, tabii ki öyle kalmayacak orası da. Şunun alçaklığı da beni bir tık üzüyor. Orada ne çirkinmiş ya. Bu bir daha yapacağım diyeceğim ama yapmaya çalışırken bozma ihtimalim de yüksek orayı. O kadar bariz ki bozacağım. Burası daha bir insana benzedi. Şuradaki problem biraz da bununla alakalı olabilir. Tamamız ya. Şöyle baktığımda şuna da burası bana engel oluyorsa bunları kaldırırım. Hop. O kadar kaldırma. Tamam. Orada bir şeyler oldu ama. Neyse. O önemli değil. Bunu niye yapıyordu değil mi? Grand Bur- ha bu çok sonra açılacak olan bir şey. Direkt açabiliyormuşum. Bir dakika. Research mi gerekiyormuş sadece onun için? Bunun olayında Magnus'un Bridge Landmarks. Ha. Yok ya. Öyle bir landmark'a ihtiyacım yok burada. Bir tıkla bir. Tamam. Oldu ya. Gayet de güzel oldu. Biraz daha yükselterek yapsaydık belki yapılabilirdi ama. Ne oluyor lan? Ha, maç mı var? El çırpma sesi duydum da. Pekala. Gayet güzel. Şöyle yol durumlarına vesaire de bakayım. Sevgili arkadaşlar. Bu bölüm için bu kadar diyeceğim. Yolcu treni de yapmış olduk. Buraları bayağı bir derlemiş toplamış da olduk. Şöyle baktığımızda şehre. Bir yavaştan adam oluyor gibi. Sanki şuraları da İki kısmı birbirine bağlayacak şekilde high density'ye çevirecekmişiz gibi hissediyorum bir yandan. Buradaki sıralı evleri belki şu tarafa kaydırıp falan bir şeyler yapılabilir ama herhalde birazcık da başka projelere de bakacağım. Yani burada esas şehrin yoğun olduğu kısımdan ziyade birazcık daha geniş olarak diğer kısımları da düşünüp oralarda bir şeyler yapmak gibi planlar var aklımda. Bilhassa tarım yapılacak bir bölge falan yapmayı planlıyorum ama ona da artık sonraki bölümlerden itibaren gireceğiz gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar, videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim her zaman olduğu gibi. Bir başka videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.